Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selamat. Şimdi size bir şey yapacağım. Gelene kadar enfustu. Orada bir notum var. Genele gitmez. Sizin bazı şeyler bilmeniz lazım. Bir şey anlatılırken Kur'an'da şu yöntemi kullanmış. Mesela şahsı oynatıyor tiyatroda. Yusuf, Eyüp, Musa, İsa. Onun üzerinde ceylan ediyor. Kuru kuru bilgi vermiyor. Yani yaşanan bir hayatın içeriği olsun diye. Allahu alem. Allah direkt hükmünü verirdi ama şimdi Cenab-ı Hak kuru sabırlı ol demedi. Tiyatro oynattı. Yusuf Eyüp'te gösterdi. Yaşanan bir dünyadan gösteriyor. Senaryo çizdi. He? Senaryo çizdiysek. Senaryo çizdi. He. Mesela diyelim ki bir dostluğu anlatırken, vefayı anlatırken İbrahim ritüel diyorlar. Sembol ve simge kullanıyor Kur'an. Yöntem kullanıyor. Böyle bir yaşanan bir hayatın içeriğinden dersler çıkarıyor. Çok önemli. Şimdi ona ait bir ders. 1980'de Kur'an öğretmekten yargılandım. İlk. Harf inkılabına muhalefetten. Her neyse yaşımın ufaklığından küçük bir dayakta kurtardık. Şişli de askeri Cunta'da ilk yargılandı. 1998'de Lozan'ın İç Yüzü adlı iki tane dersimizden dolayı çok çeşitli işkencelere maruz kaldım. Dönemin Kemalist Ergenekoncuları tarafından 98. 2016'da 1998 2016 çok ilgimi çekti. Yazdıktan sonra gördüm. 18 sene aralıklarla. 2016'da ise gençlere hedef göstermekten, şahsçılık yoktur yaftası ile abilcilik yapanlara, baki hakikatler fani şahıslara bağlanmaz sözünü sarkız gibi yapıp şahıs hegemonyasını hiyer aşiyi ve kişi hakimiyetini yapanlara 2016'da Risale-i Nur'un kahraman genç kardeşlerimi zahire hapsedenlere aksiyondan durdurmak isteyenlere gençlerin kendini inşa etmek fırsatı vermeyen softa hedefsiz gayesiz mezar-ı mutahariklere Risale-i Nur'un tahkiki derslerine ulaşılmaması adına köprüleri yıkanlara, cemaatin içinde grupların birbirine karşı taassup yapıp birlik olmasından birbirlerini tanışıp istifade edemesinler, birbirini inşa veya ihya edip hantallıktan çıkmasını istemeyenlere, cemaatimizin gençliği böyledir safsatasıyla, cemaatimizin geneli böyledir safsatasıyla oyalanıp uyuşturulan gençlere, Risale-i Nur'u sadeleştirmeye ses çıkarmayanlara, Risale-i Nur'a ve üstadımıza iftira edenlere karşı karar alıp ifşa etmeyenlere, ama Risale-i Nur'un mesleğinde hassas, İlmi mevzularda mutasis olan hizmetlere karşı Forya kampanyasını başlatanlara, gençlerin, genç kuşakların aksiyon ve aktif olmasını istemeyenlerin düzmece bahanelerine, eğer Nur'un gençliği, Nur'un tahkik mesleğiyle uyanırsa, İslamiyet'i kıtalara taşıyıp aziz edeceğini bilen, şuurlu ve bizim içimizde bulunan Nur'un düşmanlarına, bunlara karşı ey Nur'un mücahit, Nur'un genç kardeşlerim, uyanık ve şuurlu olunuz.
aklınızı inşa ve ruhunuzu ihya eden kardeş ve abileri daire-i nurda nerede varlarsa arayınız, bulunuz, istifade ediniz dediğimiz için önümüzdeki tahkik mesleğimizin şuurlu düşmanların üzerinize örtmek istediği çeşit çeşit örtü ve perdeleri kaldıran kaldırınız. Sizler nurları dinleyiniz. Nur adına söylüyorum, yalanıyla kendilerini sizin üstünüzden hakim olmayı arzulayanlara, sizin aklınızı ve kalbinizi köleleştirmek isteyenlere Risale-i Nur'un tahkiki mesleğini takip ederek reddiyenizi gösteriniz. Siz onları değil, Risale-i Nur'u dinleyiniz. Nur cemaati içinde hangi grupta olursa olsun istifade edebileceğiniz abi ve kardeşlerinizle ciddi ve samimi irtibatlarınızı kurunuz. Her grupta mutlaka aklınızı inşa, kalbinizi ihya, ruhumuzu cennet ası hale getirecek kardeşlerinizle müzakere-i ilmiyenizi koruyunuz. Cemaatimizin geleneği budur. Safsatasına ve manevi hapis ve köleliğine karşı reddiyenizi laikalara göre hareket ederek gösteriniz. Yılmayınız, usanmayınız, tenkitlere aldırmayınız. Cemaattan farklı hareket edersen şahs-ı maneviden düşersin yalanına kapılmayınız. Yani bizim bu gruptan bak farklı hareket edersen, meşaretimizde farklı hareket edersen, hizmet-i nuriyeden düşersin yalanına kapılmayınız. Risale-i Nur'un tek dairesi yoktur. Mutadid daireleriyle Nur cemaati manen çok zengin olduğunu unutmayınız. Körü körüne hareket etmek zamanının çoktan geçtiğini unutmayınız. Meşreplere takılıp kalmayınız. Mutlaka istifade edebileceğin kardeş ve abilerinizle irtibatınızı kuvvetlendiriniz. Korkmayınız, sarsılmayınız. Kuvve-i maneviyenizi kıranlara fırsat vermeyiniz. Nur'un himmeti ve himayesine güveniniz ve itimat ediniz. Asr-ı saadetten beri İslam'ın içinde münafıkların olduğunu unutmadan onların suret ve perdeleri değiştirerek her zaman olabileceğini aklınızdan çıkarmayınız. Bunları laika mektuplarıyla tanıyabileceğinizi unutmayınız. Yoksa can düşmanınızı kurtarıcı kişiler görmeniz mümkün olduğunu uyanıklıkları içinde olunuz. Sizin veli nimetlerinizin kimlere karşı düşman, kimlere dost olduklarına bakınız. Bir daha, sizin veli nimetlerinizin, sizin kurtarıcı zannettiğiniz kişilerin kimlere düşman, kimlere dost olduklarına bakınız. Bunların Risale-i Nur'un sadakat, uvvet ve tesanut ve ihlas dosturlarına muhalif hareketlerini görünce hemen arkadaşlarınızla uyandırarak hemen oradan uzaklaşınız. Ve yani Risale-i Nur'un layıkaları okunmayan ve hayata uygulanmayan yerlerden uzaklaşınız. Unutmayın ki hiçbir müfsit ben müfsidim demez, daima sureti haktan görünür. Siz akibete delile bakınız. Yani risaleleri yaşıyor mu? Buna bakınız. Ve risalelere aykırı kararlarına aldırış etmeyiniz. Aldırmayınız. Anlayınız ki bunlar risalelerde bahsedilen ve içimize giren müfsitler olduğunu izah ediniz. Risale-i Nur'un uhuvvet, tesanut, ihlas ve sadakat dusturlarına rağmen kararlar alanları affetmeyiniz ve oradan hemen uzaklaşınız. Ölçünüz layıkalar olmasına dikkat ediniz. Uyanık olunuz. Kulağınız layıkalara, gözünüz onların üzerlerinde olsun. Size müjde veriyorum. Bütün kanaatimle, bütün zerratımla, bütün meyillere, bütün ana kadar, bütün davetlere, bütün dünyayı dolaşmama rağmen söylüyorum şimdi. Sizlere müjde veriyorum. Neyi? Medyanın bu kadar
şerleri yanında nurun yayınları, nur cemaatini manen, fikren, hissen bir ettiğini ilan ediyor. Arka elle bir nur cemaati bir binada, bir bölgede olacak değil. Nur cemaati bir birdir, müjde veriyorum. Bir oldu hakikaten. Olaylar onu bir yaptı ki geniş daire futuhatı da bunun alametidir. Nedir o? Artık herkes her şeyi biliyor ve çözümü layıkalarda aradığından nur cemaati bir olmuştur. Artık layıkalarda arıyorlar cevabı. Bana bile 23 yaşında bir hanım yazabiliyor bunu. Şu soruma lütfen cevap ver ama lütfen rica ediyorum layıkalardan ispat ediniz. Nur cemaati tek vücut olduğunun alameti de içerideki dış kaynaklı parmak ehillerinin aktif olmasını gösteriyor. Mesela nur cemaati bir olmasının delili de şudur bir tane. Nur cemaatinin birliğinden rahatsız olan içerideki parmaklar aktif oldular. Hemen eyleme geçtiler. Laikaları nazara verenleri hedef tayin ederek onları nazardan çürütmek için kararlar alıyorlar. Bu gösteriyor ki beni güldürüyor ve memnun oluyorum. Nur cemaati bir olmuştur ve laikalar esas alındığından rahatsız olmuşlar ki bu eyleme geçme ihtiyacını duymuşlardır. Ben bir yerde, bir dershanede, bir bölgede sorun duyduğum zaman, münakaşa sıkıntı gördüğüm zaman inanın memnun oluyorum. Ne demek? Çünkü toz duman kalkmışsa orada hareket var demektir. Eğer toz duman, gürültü, ses gelmiyorsa orada hiç kimse bir şey yapmıyor demektir. Eğer birileri çıkıp karar alıyorsa, birileri karalamaya geçiyorsa bilin ki nur cemaatinin içerisindeki uvvet ve tesanütten rahatsız olan parmak elleri var demektir. Bu bizi de gösteriyor ki artık nur cemaatini hiçbir şekilde durduramazlar ve bir olmuşlardır. Birliği zannetmeyin aynı bir dershanede olalım. Efendim aynı mahallede olalım, aynı binada olalım. Hayır, birliğin ana teması sözleri okumak değil, mektubat okumak değil. Meselelerini dershanedeki veya şahsi ve ailevi ve hizmetteki şekil ve şemallerini Risale-i Nur'un değişmez, zaman ve zemine ve şahıslara göre değişmez, dusturlarını barındıran laikalara göre yapmaları nur cemaatinin bir olduğunu gösteriyor. Bunların aktif olmasını iktiza eden cemaatin tek vücut olmasıdır. Niye insan bir böyle bir karar alma ihtiyacını duyuyor? Çünkü artık nur cemaati biliyor. Uyanık artık nur gençliği. Genç dinamik gençlik artık meseleyi idrak etmiş. Layık delil istiyor. Akibete bakıyor. Artık o kadar insanlar ki, o kadar insanlar böyle her şeyini verecek gruptan malum Efirmeş'te nasıl ayrıldı? Koydu kenara. Bunları da koyuyorlar. Nasıl yapıyorlar? Yani internetin, medyanın bu kadar zararlarına rağmen nur cemaati arkadan bir bütünlük oluşturmuş. Herkes herkesi dinliyor. Herkes herkesten istifade ediyor. Efendim oturup bir abi kardeş dinler gibi karşısında notlar alarak dersler alınıyor. Risale-i Nur'daki hakikatler kaydediliyor. Kendilerine ölçüler yapılıyor. Kendileri de aynı dersi yapıp aynı şeyi nazara veriliyor. Bu beni çok ziyadesiyle mutlu ediyor. İnanın bana bu konunun sahasında olduğumdan söylüyorum. Teselli için demiyorum. Vallahi teselli için demiyorum. Billahi teselli için demiyorum. Tallahi demiyorum. Nur cemaati uyandı. Eskisi gibi değil. Artık arkadan bu medyanın şerleri içinde dertler aynı bana derman imiş. Şerin içinde hayır. Ne yaptım? Birbirlerine gidemeyenler, evlerine gidemeyenler, derslerine gidemeyenler, çekilen gençlik artık evlerine, odalarında parmaklarının uçlarıyla dersleri dinliyorlar. Ve böylelikle ufukları açılıyor, nazarı genişliyor ve kimin ne yaptığını biliyor ve farkındalığa geliyor. Bunların o kadar alametleri var ki, bunun bir tane alametini söylüyorum, bak bir tane alameti şudur, içeride bundan rahatsız olanlar içeride faaliyeti geçmeleri gösteriyor ki demek düğmeye basılmış. Bundan rahatsız oluyorlar, nur cemaati ve nur gençliği uyanmış. Onlara papuç bırakmıyor. Görmekten ruhum cennet asa bir halet yaşıyorum.
pastalarda, patlasalarda, çatlasalarda aynı makam. Çatlasalarda, patlasalarda aynı mekanda olmasalarda, birimiz şarkta, birimiz kalpte, birimiz şimalde, birimiz cenupta, birimiz dünyada ve ahirette de olsa hep beraber olma şuuruna ermiş elhamdülillah. Acayip. Tanımıyorum mesela. Özbekistan'dan. Şeyden, sana gidiyorum dersler yapıyorum. Nerede, kim olduğumu bilmiyorum. Hiç de sormuyorum eşrebenizi. Sakın zannetmeyiniz ki bunları teselli için söylüyorum. Yemin ederim ki bunu görüyor ve kısmen yaşıyorum. Birbirlerine irtibatlanan ve dua ettiğini çeşitli sebeplerle ifade edilen ve hatırı az olmayacak nurun kahramanlarını görüyorum. Bangır bangır nurun kahramanları geliyor. Zındıklar ve münafıklar engel olmaya kalksalar bile, kim rahatsız olursa olsun nurun kahramanları uyandı. Ölçüyü kişilerden değil laikalardan alıyor. Delil istiyor. Kim kime karşı duruyor, ona göre adım atıyor. Bu bizi, ruhumuzu cennet asabi bahçeye geçiriyor. Her gruba, her yerden davet ediliyor. Her yerden yazılar geliyor. Her yerden takip ediliyor. Ondan sonra bunların alametlerini ve yazılarını da gördükçe insan mutlu oluyor ve sıradan insanlar değil. Önde giden insanlar. Biz sırf nurun kahramanı değil. Mahmud Efendi İsmail Ağa'dan, Adıyaman'dan, efendim Esat Çoşan Avustralya'dan, Mahmut Topbaş şeyinden, Kadiri Malatya Vilizev şeyinden hepsi de davet ediyor ve siteden istifade ettiklerini. Mesela Tevhid-i Tisa'yı Malatya'dan yazdım ben. Yani tarikatı böyle mi anlatılır? Öyle sizi davet ediyoruz Malatya her taraf. Böyle, arkada evet şer medyanın ama böyle bir hayır bir cephesiyle, çünkü şer-i mutlak yoktur, o da küfürdür, imansızlıktır. Hayr-i mutlak ancak imandır. Mutlaka beraber karmadır. Bu medyanın içerisindeki hayır da arkada efendim bu insanları bozduk zannettiği zındıka komitesi bu yöntemle nur cemaatinin bir olmasına, yani bir şeyle çözüm bulmasına, aynı şeyi düşünüyorlar, aynı şeyi söylüyorlar, aynı şeyi fikrediyorlar, aynı şeyi hissediyorlar ve aynı adım atıyorlar aynı mekanda olmasalar bile. Bir oldular, onun da delili geniş daire faaliyetleri. Allah nimet ilahisini açması, İttihat İslam ordusunun kurulması, İslam birliği kurulması vesaire, bunlar hep alamettir. Ve nur cemaatinin bir olduğuna bir tanesini de müsaade edin söyleyeyim. Bir, Kur'an'ımızın Diyanet'in onaylaması. İki, Diyanet'in Risale'nin basması ki üstadımızın vasiyetidir ve emridir Adnan Menderes'e. Düşmemen için muktedir olmanın, hakim olmanın şartı, Risale-i Nur'u Diyanet'in eliyle basın. Ustadın emri emirdanda. Kur'an'ı onaylaması, İttihad-ı İslam'ı meşgul olması ve Risale-i Nur'u sahiplenmesi ve okullara isimsiz ders koyması. Değerler dersi nam altında Nur cemaati, abi ve kardeşler forya dersler yapıyorlar. Çünkü benden de çözümü üretiyorlar. Bana da soru soruyorlar. Abi nasıl girelim? Çocuk kader soruyor. Nasıl örnek vereyim? Tanımadım insan. Mersin'den arıyor. Adam Kırşehir'den arıyor. Tamam. Edirne'den arıyor. Bilmem ne ilçesinden alıyor. Nizip'ten arıyor yani. Ve öğretmen diyor ki nasıl bir şey yapacağım? Ben sizi biliyorum diyor. Ha bu insanı öyle mutlu ediyor ki elhamdülillah kim ne yaparsa. Ha içeride bazı faaliyetler ve efendim kararlar o bana keyif veriyor. Ha demek ki içeride faaliyet var. İçeride nurun hizmeti var. Çünkü toz duman. Fariket olmasa toz duman olmaz. Vahir davahım. Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.